izleyenler. Yeniden merhaba. Yeni bir dünyaya bakış programıyla karşınızdayız. Sayın Besim Tübuk'la birlikte. Bu arkadaşlarım bana ne yaptığını gördünüz. Ben daha mikrofonu Niye? takmadım Besim Bey. Niye takmadın? Ve e, e, başlattığı aziz programı Ama yapacak bir, bir şeyim yok. Dolayısıyla elimde konuşuyor. Bana <laughs> <laughs> yakışıyor mikrofon. Ama bunu ben... Evet, ses, ses geliyor değil mi? Evet, nasılsınız? Şimdi bir garip durum var. Ee, Türkiye'de fiyatlar genel olarak e, belki her şey için bu söylenebilir. Belki bazı seçilmiş ürünlerde bu olmayabilir ama genel olarak hani Avrupa fiyatlarını örneğin diyelim dünya fiyatları diyeceğim de bilmeden konuşuyor gibi bir durum çıkmasın ortaya. Üzerine çıktı. Ee, yani hem endüstriyel ürünlerde yani deterjandan tutun işte işlenmiş gıdalara kadar hem de daha garibi mesela domates gibi yani o dünya Avrupa fiyatlarının üstüne çıktı mı bilmiyorum onu tam doğrusu ama örneğin tarlada iki buçuk lira Bursa valisi üreticilere söz veriyor alınacak ürününüz taşkınlık yapmayın yollar kesiliyor gösteriler yapılıyor çünkü insanların ürünü tarlada kaldı karpuz gördüm ben. Yani bu videoları görüyoruz. Artık şey yok. Yeni gazeteden okumuyorsunuz. Sadece hürriyet, milliyet, gelecek de okuyasınız. Ee, insanlar i̇nsanlar karpuz dağıtıyor mesela. Yani bu e, gönlü başka türlü şey yapan üreticiler biraz da neredeyse büyük bir kamyon 20 ton karpuzu dağıtıyor tek tek şeye. Bedava dağıtıyor. Bedava dağıtıyor. Diyor ki zaten şeye gidiyor. Hale gidiyor yani gidecek olan. Gitmeyeni de bari e, yakın çevremiz e, sebeplensin diye karpuz dağıtıyor. E, o konuda soruşturma yapılmış galiba ama tüccarın biri domates almış e, çöp kamyonuna boşaltıyor. Yani fiyat düşmesin diye mi diyorlar ama zaten düşmüyor ki yani ne fark ediyor? nasıl oluyor? Kurtulmak tamam. için çok kalın ha? ha, Yani Ama işte bu yansıya... Çöp, bir çöp, çöp Bir liraya bir, bir liraya veren olsa verir. Demek ki yok. Çöpe atıyor. Ve bu muhtemelen. Yani çünkü e, bir kamyon domatesi bir liradan bile versin. Bir, ma, bir değeri var değil değeri mi? Var. Dediğiniz gibi falan. E, böyle bir durum yani garip bir fiyatlandırma veya fiyatlandıramama Şimdi durumu var e, Türkiye'nin tabi daha evvel yapılan ekonomik rezilliklerini konuştuk. Başta finansmandaki rezillikler 5-6 senedir bu Türkiye mahvoldu. <laughs> bu konuda geçen gün şey çok güzel şeyler söyledi ya bizim Cem Toker. Cem Toker de böyle şeylere çıkıyor. Ha, televizyonlara. Ee, onun dışındakilerin hepsi devletçi kafa. Tamam mı? Sağa solu fark etmiyor. Bir tek o serbest piyasacı tek başına kalıyor tabii. Ama ee, güzel oldu. Bir şeyler, Çünkü hayır şeyler bir şeyler söylüyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi sana söyleyeceğim geçen akşamki meseleyi de. Önce domatese gelelim. Şimdi Türkiye'de insanlar serbest piyasaya inanmıyor. İnanmıyor serbest piyasaya. Domatesteki olay aynı soğan olayı gibi oldu. Biliyor musun domates ihracatı yasakmış. Bu Mayıs ayında kaldırılmış. Yani Rusya'ya evet, bol bol satıyordu. Domates ihracatı yasakmış. Sen internete bak istersen. domates ihracatı ne zaman, yasağı ne zaman kalktı diye. Diyor ki domates ihracat yasağı kaldırıldı Mayıs ayında diyor. Ulan <laughs> yasak koymuşlar domatesin ihracatına. Niye? Aynı soğan patates gibi. Galiba geçen sene domates biraz pahalıymış. 3 he? Mart'ta koymuşlar, 3 gün sonra kaldırmışlar. 2023, 3 Mart'ta yasak getiriliyor. 2023, 6 Mart'ta kaldı. Hayır, 3 gün dedi, bir sene sonra. Bir sene sürüyor. Birazlı muhakkak olmuşlar. Böyle diyor, bakın falan.

bu Mayıs ayında diye biliyorum. Bir yanlış anlamı var o zaman. Çünkü evet. eğer böyle olmasaydı ihracatçı devreye girerdi. Domatesin bir kısmı yurt dışına evet. giderdi. Gene fiyat bir noktada dengelenirdi. Gene düşük de olsa. Zaten tarımda bir mal fazla ürün verirse o sene fiyatı düşer. Bunu engellemenin yolu o fazlayı başka ülkelere nakletmek. Yani domateste bunu yaptıklarını zannediyorum. Aynı şey şeyde olmuştu. soğanda olmuştu. patates, soğan pahalı yani hani depo basıyorlardı falan filan. Herkes alkışlıyordu. Bizim Türk toplumu... Stokçu, çünkü suç gibi. Stokçu, stokçu adi herif ya stokçu olur mu? Evet. Kara borsacı, namussuz herifler. Bunları Türk devleti yakalıyordu cezası falan da var hatta. Rezil oldular ama rezil olduğunu da söylemiyorlar. Hani birkaç program evvel söylemiştim. İşte bir sene sonra bizde çok soğan oldu. İhraç edemedik. Hindistan'da soğan kıtlığı var. 10 misli fiyat var. 10 misli fiyat. Bizde çürüdü. Hindistan'a ihraç edemedik. Tamam zaten bizim yerler el attığı zaman serbest piyasaya serbest piyasa bozulduğu zaman bunun maliyeti tüketiciye yansır. Evet tüketiciye yansır. Şimdi hayır üreticiye de yansıyor, tarım üreticiye de yansır, tabi tüketiciye de yansır. İşte tüketiciye, üreticiye yansır. Üretici de sefil perişan olur, tüketici de ya kazıklanır. Yalnız burada şey şey yapmıyorlar. Yani o tarladaki malın tezgaha gelme maliyetini düşünmüyorlar. Bugün domates bedava olsa gene tezgahta 25 liradan satılır. Daha aşağısı kurtarmaz. Çünkü onun yüklemesi var, ambalajlanması var, kamyona koyuyorsun, şeye yolluyorsun, hale, halde kabzı malların komisyonları var. Şeye geliyor, manava. Manavda yüksek kar koyması gerekiyor. Çünkü çabuk çürüyen malda yüksek kar konur. Yani hiçbir manav yüzde on kârla domates satamaz. iflas eder. Onun için bunu serbest piyasaya bırakacaksın. Serbest piyasada adam bakacak. Domates nerede ucuz? Oradan alacak. Geçen günkü konuşmada ne vardı biliyor musun? Bir Cem e Töker e <laughs> Cem Töker ona müdahale etmedi. Efendiliğinden de. Bir şey, şey iktisat profesörü diyor ki işte ...buğdaydan şundan bundan bahsediyorlar da... ...ben mesela diyor... ...bir tarla aldım diyor. Tarla aldım tarım yapacağım diyor. E, gitmem lazım gideceğim diyor. Tarım müdürlüğüne soracağım... ...ya buraya ben ne ekeyim? Böyle bir şey yok diyor. Devletin bunu planlaması lazım da diyor. <laughs> e, maaş versin oldu. Ya o... ...tarım müdürlüğü... ...çiftçiye... Sen oğlum şunu dik, sen şunu yap. Bunlar kafayı yemiş ya. Eskiden o kafa vardı. Şeyin Attilla İlhan'ın o iyi bir şairdi. Yakışıklı çocuktu. Allah rahmet eylesin. Ee, onun bir liseden ayrılmış, ne olmuş bilmiyorum. Kısa bir süre Adana'ya mahsul izin memuru olarak vermişler. Yani mahsulü toplarken ondan izin alacaksın. Bak bak kafaya bak abi. Çünkü hükümet düşünmüş. Demiş ki ya mahsul belli zamanda toplanır. Şimdi köylü yanlış toplarsa zayiat olur. Ben bir memur tayin edeyim o izin versin. Ulan eşşoğlu eşşek. O köylü bilmez mi mahsul ne zaman toplanır? Burada hele daha var o biliyor musunuz? Tabi izin verilmez de ilan edilir. Mesela şimdi harap toplama Zeytin toplama. Ya o yine adam Adana'ya gelecek. Adana'ya gelecek Zavallı köylü. Adamı bulacak. Oradan bir izin kağıdı almazsa jandarma gelip baskın yapıyor. Sen bunun iznini aldın mı? Şeyini tarlana biçiyorsun. Iç, İznin var mı diye. Ya. Ve adil eylem bilecek ha, ama köylü bilmeyecek. Ve adil aylan da herkese zamanında izin verecek. Çünkü bir sürü köylü alamayacak izin zamanında. Biliyor musun biz 2. Dünya Harbi'nde açlık çektik. Açlık. Kıtlık çektik. Niye? Bu geri zekalılık yüzünden. Bir de ne koymuşlar biliyor musun 2. Dünya Harbi'nde? Gıda maddelerinin bir e, vilayetten bir vilayete gitmesi izne tabi. Ne tabi. Ulan izin nasıl alınır? Şu şey kolay mı izin almak be? Hani ko söylemesi kolay. İzin al ne olacak? Gideceksin bir memura. O gelecek bir dilekçe yaz diyecek. Bilmem nereye gidecek. izin? Ve o, zaman ve o yüzden o yüzden Türkiye kıtlık çekti ya. Bir hikaye var. Rahmetli Ali Topuz'un. Ali Topuz'un babası Afyon'da PTT müdürüymüş. Onlar da Rize'deler. İkinci Dünya Savaşı yılları. Ali Topuz'un babası bunlara tahta kutu içinde bir şey yollamış. Kitap yazmış üstüne bir şey yollamış. Şeye gelmiş bu şeyin Çok ptt'sine, postaya. Tam o sırada kutu yere düşmüş. Ne çıkmış içinden biliyor musun? Özlemimiz. Un, un çıkmış. Aman demişler hemen örtbas etmişler. Suç çünkü. Dikkat et, İzinsiz un yolluyor ailesine şeyden. <laughs> Afyon'dan Diyor ki oradaki PTT müdürü ahbabımızdı. Çocukluğundan hatırlıyor yani. Ali Topuz anlatıyordu bana rahmetli. Aman hemen kapatalım bunu deyip tamam kitap geldi, kitap geldi diye gelen unu vermişler. <laughs> Elektrik kitabın biz Geldi o da. daha bu şeyden direk gerekli. Ya düşünebiliyor musun? Bir profesör, iktisat profesörü diyor ki neyi ekeceğimizi devlete soralım devlet söylesin şunu ekeceksin. Tövbe ya. O zaman devlet de belli fiyata satın alsın. Biliyorsun devlet maaş versin dedim ya besin bey çiftçiye maaş versin. <laughs> ekeceğini söylesin, toplayacağı zaman Şimdi... söylesin. Olduydu, olmadıydı. Çiftçi de bu sorumluluktan kurtulsun. Şimdi bunlar biliyorsun bizimkiler çok akıllı oldukları için çiftçiyi korumak için Fiskobillik, çukobillik, tarih, dört şeyler kurdular. Bunların görevi ne? Bunların görevi bu mahsur çıktığında belli bir fiyat uygulamaları ki fiyat çok düşmesin. Çiftçi mağdur olmasın. Tamam mı? Tütün, tütün tekel de alıyor. İlk bakışta çok mantıklı. Peki aldığını ne yapıyorsun? Aldığını bir şekilde satmak lazım. Abi. Bu bir yetenek meselesi. Memur bunu zamanında plase etmeli ki gelecek mahsule kadar siloların boşalsın. Eskiden gazetelerde haberler çıkardı. Tekel şu kadar ton tütünü yaktı diye hatırlıyor evet, musun? Evet. Ben hatırlıyorum. Sen hiç hayatında tütün yakan tüccar gördün mü? Şunu satabileceği kadar alıyor. Veya zamanında satıyor. Veya, evet. Fiyatı düşürüyor, o, gerekirse elinden çıkarıyor. O tekelin başındaki adamın şeyine miydi? Ya ben bu tütünü bir an evvel ne fiyata bulursam bulayım, satayım. Yoksa elimde kalacak, bunu yakacağım. Fisko Birlik fındık alıyor, tamam mı? Haber. Üç senedir satılamayan fındıklar yağ yapıldı. Sen hiç fındık tüccarının satın aldığı fındığı, yağ, yağ ne demek, değeri düşüyor onu. Yani ondan ne yağ çıkar fındık ya Fındığı fındık olarak satacaksın. Bunun çözümü nedir? Serbest piyasadır. Serbest piyasa spekülatördür. Hep anlatıyorum. Bunların spekülatörleri vardı. Bizde niye mesela incir, kuru incir bizde çok meşhurdur dünyada. Smyrna Niye kuru üzüm çok meşhur? Üzüm meşhurdur da İtalya'nın, İspanya'nınki meşhur değildir. Tamamen tüccar sayesinde bu. Niye fındık ...Giresun orada çok gelişmiştir. Bu şey zamanı... ...İngilizlerle bu anlaşmayı yaptıktan sonra... ...1858... Baltaliman. Baltalimanı. ...ondan sonra da serbest ticaret başladı. Zaten vardı ama o tam bir serbest ticaret getirdi. Adamlar geliyorlar... ...bakıyorlar ki... ...Giresun'da bir miktar fındık üretiliyor. Bunu diyorlar... ...bu ağırlı gemiler de başlamış. Eskiden yelkenli gemiler... İzmir ile Londra arasında 3 aya gidiyordu. Buharlı gemi 2 haftaya gidiyor veya 1 haftaya gidiyor. O sırada İngilizler zenginleşmiş. Bunlar işte 5 çayı modası çıkarmışlar. 5 çayında kek, keke fındık koyuyorlar, kuru üzüm koyuyorlar. Tüccarlar bunu yapıyor, tüccar. Vitol mesela, Whitehall, İngiliz tüccar. Gidiyor şeye, Giresun ordu kesimine İş çiftçiyle anlaşıyor, ona avans veriyor, para veriyor, parası yok çiftçinin. Fide dağıtıyor, adam yolluyor, adam yolluyor, teknik adam. Şöyle dikeceksin, böyle dikeceksin. Ondan sonra gidiyor, fındığını belli bir fiyata alıyor. Yalnız o almıyor, başka tüccarlar da devreye giriyor. Fındık meta olduğu zaman ne oluyor? Whitehall'un dışındakiler de başkasından yani. alıyorlar. Böylece fındık gelişti. Dünyada bir numara oldu. Kuru üzüm tamamen İngiliz tüccarlar sayesinde. İncir. Ya bunlar nasıl oldu? Serbest piyasayla oldu ulan. Fisko birlikle olmadı. Whitehall hiçbir zaman fındığını acaba yağ yaptı mı? Yok. Hepsini sattı. Şimdi mesela çocuklukta en eğitici yer neresidir biliyor musun? Manav çıraklığıdır. De Manav çıraklığı. Çünkü manavda manavda bakkalda olan şey geçerlidir. O da bir şey satıyor, sen de bir şey satıyorsun müşteriye. Müşteriye davranış, malı alış, dizme, işte paketleme hepsi geçerli. Bir tek şey var manavda. O gün o malı satamazsan atacaksın. Atacaksın, çürüyecek. Ertesi gün tapon mal olacak. Bu ne demektir biliyor musun? O gün onu bitirmesi lazım abi. Müşterinin kıymetini biliyor. Bakkalda öyle değil. Bakkalda o mal o gün satılmazsa... Ertesi gün satılır. Çünkü bakkalda çürüyen mal çok az. Yani çürüyen malın olduğu bir firmada çalıştığınız zaman kaplı malları düşündüğümüzde onların işi daha zor. Kimin? Kaplı malların. Tabii kabzı mallar da zaten zor. Hemen devrediyorlar zaten. Onların da belli bir şeyleri var. Müşterileri var. Zaten kaplı mal mal tutmaz. Kaplı mal gelir. Yerler gelir, manavlar gelir. Kamyonlarla alıp alıp götürürler. Şunu anlatıyorum. Bu işin esasında devleti soktuğun anda bitiyorsun, çuvallıyorsun. Çünkü devlet dediği için tekel idaresinde kim kime dumduma. Biri gelip de sen e, duydun mu bu kadar e, tütün yakıldı, bunun hesabını kim verdi? Biri cezalandırıldı mı? Yok. He zaten öyle hiç... diyor ki benim görevim diyor. Tütün alayım. Tütün çiftçisini koruyayım diyor. Ve hayvan tütün çiftçisini koru da elindeki malı murdar etme, sat. Ama şöyle bir durum var besin Bey. Ben en yani arkadaşlarım da oldu. Diyelim ki burada e, Süprex'in sorumlularından, tamam mı? Yani hatta heyet olarak Neyi sorduğundan? Sibrox. Portakal. Aynı şey. Yani Kıbrıs'tan örnek vermek için ister istemez portakala geçtim. Diyor ki biz bu şeyi konsantre mesela yani bu sıkılan portakal. Ya 3 lira diyoruz ama 3 liraya satamıyoruz. Satalım bir an önce 2 liraya. Hemen dedikodular. Yani siz 3 lira malı 2 liraya satıyorsunuz. Arada komisyon alacaksınız. Yahu satamayacağız diyor. Yani anladınız mı? Memurluk da zor zanaat. Çünkü dolayısıyla devletle iyi niyetle de olmaz. Yani sadece devletçilik yani hani o memur yani ister istemez de korkuyor. Yani iyi niyetli olduğunda da bir fayda etmiyor devletçilik. Doğru, yani bu da, davran bu da, bu, davranamıyorsun bu, 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 bu. mal sahibi tamam, gibi. Tamam. Buna da hak verebilirim. Buna da hak verebilirim. Yani kapsamal gibi, sonuçta, manav gibi davranamıyorsun. Sonuçta, sonuçta Devlet el altında serbest piyasaya inanacaksın. Diyelim ki domates pahalı. Pahalı. Ben buna ihracat yasağı getireyim. Getirme. O sene domatesi adam ihraç eden etsin o fiyata. Pahalıysa az ihraç edecek zaten. Ama gelecek sene domates pahalı olduğu için ekim artacak. Evet. Bu sefer gelecek sene daha çok domates ihraç edecek. Sen ihracatı yasakladığın anda ihracatçı çok evvelden şey yapıyor, ne derler, bağlantı yapıyor. Yani bir sene bile yetmez ihracatçı. Çünkü karşı taraftaki şeyini bulacak. Adamını bulacak, onu ikna edecek, fiyatta konuşacak. Ondan sonra diyecek ki tamam ben yollayacağım diyecek. Bu bir prosestir, bu bir süreç alır. Alıcı için de bu önemlidir. Çünkü o alıcı yani o domatesi az veya çok neyse, örneğin Türkiye'deki tüccardan e, yani partneri gibi oluyor, alacağını bilmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü evet. dediğiniz. Ona göre bir o tüketiciye kadar gidecek. O da, diyelim, o, da, o da diğer toptancılara söz verir Hindistan'a evet. evet. yolluyorsun, Rusya'ya yolluyorsun, evet. Rus da diğer adamlarına diyecek ben sana bu kadar yolluyorum. Yani Rus bir hatta gün hatta açtım bir gün kapattım dediğin zaman. E, ticareti öldürmüş oluyorsun ve sonuçta bu hem kendi ülkendeki üreticiye hem de tüketiciye biz bunlara konuşuyoruz hayat pahalıdır diyoruz ucuzlatmak lazım diyoruz bunun yolu serbest piyasa ve üretim ve ona bağlı taşıma ve diğer maliyetleri ucuzlatmaktır. Şimdi geçenlerde ne dedik bir kamyon bir malı yükleyip gittiği zaman. Dönüşünde oradan mal alamıyor, boş dönüyor. Peki bunu devlet bilmiyor mu ya? Bunun nakliyeye iki mal olduğunu devlet bilmiyor mu bunu? He? Hiçbir tedbir almıyorlar abi. Niye? Ya kamyoncular birliği var ya. Çıkar grupları. Üç tane küçük kırık kamyoncular birliği hala devam ediyor ya. Hala bugün Mersin'den bir kamyon veya Antalya'dan bir kamyon İstanbul'a gitsin geri dönüşü boş geliyor. Oradan Antalya'ya mal getiren de bu tarafa boş gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve bununla uğraşacaklarına acaba hangi memur hatta bir de bir de şey barbazlar çıkıyor. Niye fiyat denetlemesi yok ya diyor. Bir de var o kanun çıktı fiyat denetleniyor. Gelecek faturaya bakacak. Yüzde kaç kar koydun? Ben şey yaptım. <gülüyor> 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 ya o inanılır değil. Peteler ya. şimdi bu tarım ürünleri yani domatesten başladığımız için aslında Üreticinin kendi arasında en azından biraz dayanışmaya ihtiyacı var ama biliyor musunuz yani böyle tüccarla tamamen şey kaldığı zaman, baş başa kaldığı zaman, hele küçük üretici çok hayır ona ihtiyaç yok. Orada bir sürü suistimal aynı şekilde memur kafası geliyor. Onu çözecek nedir biliyor musun? Tüccar sayısını art arttırmaktır. Rekabet getirmektir. Hep söylerim bir köye elma satan bir köye bir elma tüccarı giderse köy elma tüccarının mahkumudur. Mahkumdur. Kime ne yapacak? 10 tane tüccar giderse tüccar elmacı elma üreticisinin mahkumudur. Ya bu bu serbest piyasa bu. Şimdi mesela ben Whitehall dediğim zaman fındığı bir tek o mu satıyordu? en büyüğü oydu. Fakat onun yanında ona benzer iş yapan bir sürü adam vardı. Kuru üzümden, incirden bütün bunları geliştiren levantenlerdir. Levantenler bizim İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet zamanında kovduğumuz adamlardı. Ve bunlar Osmanlıydı. Kendilerini Osmanlı biliyorlardı. Bazı gerizekalı hödükler şey söylüyorlar işte. Demiryolu imtiyazı verildi bilmem ne. İlk demiryolu İzmir Aydın arasına yapılmıştır ve İngiliz şirketi yapmıştır. Allah Allah. İzmir Aydın birçok başka büyük şehir dururken. Çünkü adam incelemiş, bakmış. Ulan Aydın'dan incir, üzüm, pamuk böyle develerle İzmir'e geliyor limana, limana, Oradan yükleniyor. Yolda da bir kısmı çürüyor gidiyor develer. Kaç günde geliyor? Demiş ki buraya demiryolu yaparsam Zaten ilk demiryolu Manchester Liverpool arasında evet. da şey dünyada da ilk taşımacılık için yapılmıştır. Yani insan taşımak için değil, mal için. Liverpool çünkü tekstil yapıyor şey Manchester, Manchester. Liverpool onu ihraç ediyor. Arada 30-40 kilometre var oraya ilk Demiryolu yapıyor adamlar. Bunu iş adamına bırakınca akıl olur. Yoksa o demir devlete bıraksan başka saçma sapan bir yere demir yolu yapar. Bak bir tek İzmir Aydın Demiryolu'nun Türkiye'ye kazandırdığına bak. İzmir Aydın Demiryolu 56-57'lerde başladı. 60'larda bitti zannediyorum. Ve 1800'den, ama 1800'den, 1800'den bastı. Ve şeyler biraz isyan etti. Deveciler. Ya biz ne yapacağız diye. Tam 10 bin deve çalışıyor şey dinlemedi. Osmanlı bugünkü demokratik sistem olsa demir yolunu iptal ederdi. Deveciler para kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Deveciler ne olacak? Deveciler ne oldu biliyor musun? Devecilerin sayısı 5000 arttı. Nasıl arttı? Yan yerlerden Aydın'a taşıma arttı. Neden arttı? Demir yolu geldiği zaman ihracatta büyük bir artış oldu. Şimdi bak demir yolu geldi, şey ucuzladı transport. Aydın'dan İzmir'e arası ucuzladı. Buharlı gemi geldi. Transport İngiltere ile İzmir, İzmir arasında yani. ucuzladı. Ucuzlayınca ne oldu? Tüketim arttı. Kimin tüketimi? Nihai tüketici İngilizlerin. Mesela eskiden 15 liraya aldığı şeyi evet. Şimdi Daha fazla 10 liraya alabilir hale geldi. 10 liraya alırken de taşımacı da iyi para kazanıyor üretici de iyi kazanıyor. Bak 15 liraya İngiliz alırken Aydınlı üretici 2 liraya satıyordu bunu. Ne zaman ki demir yolu geldi, talep arttı, 3-4 liraya satmaya başladı. 3-4 liraya. Bunu yüklenici götüren de eskisi gibi fazla para harcamadı. Çünkü 3 <laughs> ay yerine bir haftada şilep götürüyor. Navlun da çok düştü hem üreticinin fiyatı arttı. Bak üretici 2 lirayken 4 lira kazandı. Tüketici de 15 lira verirken 10 lira vermeye başladı. Evet. Bu ne yaptı? Bu ne yaptı? Hem tüketimi arttırdı orada hem burada üretimi arttırdı. Ve 10 bin deve yetmedi. 15 bin deve yan köylerden ve yan kasabalardan Aydın'a demiryolu istasyonuna mal getiriyorlar. Seneyi yüklüyorlar, tren de İzmir'e götürüyor. Yani ticaret, yani, refah, katkısız Ya bir düşün ya, kuru üzümde biz çok sultani kuru üzümde dünya çapındayız. Niye? Başka bir ülke mi yok o üzüm yetiştirecek? Niye? İşte bunlar sayesinde abi. Bunlara biz diyoruz şimdi ya. Bu levantenlere vay namussuzlar bizi sövürdüler diyoruz. Bu kafa değişmiyor. Bu bu kafa Değişmiyor. Ama Vesim Bey yani burada başka yerde de hata arama lazım gibi geliyor bana. Mesela ben işte ne, 70 yaşıma yaklaşıyorum. Tarih okumaya da çok meraklıyım. Çocukluğumdan beri bulduğumu okurum. Mesela ekonomi tarihi oku, okuyamıyorsun. Yani ben okudum tabii. Ama yani benim gibi arayıp da bulacak da okuyacak yani standart -ekonomi olarak ekonomi tarihini yazanlar İktisat dersi İktisatçı profesörse geri zekalıdır Hı. söylüyorum. Tamam, böyle emin ki laf eden geri zekalı bir ya. iktisat profesörü diyor ki iktisat profesörü ben diyor tarlayı aldım diyor. Tarım müdürlüğüne gideceğim buraya ne ekeyim diye soracağım. Hey Allah kahretsin. E, Tabii olur. nasıl iktisatçı olur zaten o? Bir kere bir kere bu yol mu yahu Sen piyasaya bakacaksın. Ne satılıyor, ne üretiliyor o toprak neye uygun? Yanındaki toprağa bakacaksın. Komşun neyi üretiyor? Ya, masada oturan ilk tarım müdürü diyor ki şunu ekleyecek, sen onu ekeceksin. Zaten muhtemelen tarlayı almadan o düşüneceksin. Devletçiliği yerleşmiş işlerine tamam, yerleşmiş. Ama ben başka bir şeyle ilişkilendireceğim. Şimdi ekonomi tarihini söyledim. Bilim tarihine de bakın. O konuda da çok meraklısınız. Yani Liseyi bitiren bir gencin bilim tarihiyle ne alakası olar, olur? Hiç. Sıfır. Tarih dediğinizde Dılış Kalkan ekibi gibi bir Tarih, tarihi yorumlar ayrı. Tarihi yorumlarda ekonomiyi bilmeden yorum yapanlar vardır. Mesela biri benim sınıf arkadaşım İlber o o Ortaylı'dır. ki <laughs> ekonomi çok önemlidir. Onu şu hadiseleri anlatır. Onu yaptı da onu yaptı. Lan orada büyük bir ekonomi var. Yani işte Moğolların, Mısır'ın, Osmanlı'nın, serbest ticaret yollarının, ee, inanılmaz bir e, ekonomik şey var. E mesela o, benzer bir şey benim tarihi konusunda da var. Yani sanki bir abi birisi keseceksin. Profesörlere, düzen... profesörlere bunları bırakmayacaksın. Çağıracaksın profesörü. Gel oğlum sen ne diyorsun ya diyeceksin. Sen hayatında hiçbir şey alıp sattın mı? Haciz yedin mi? İşin kötüye gitti mi? İşin battığı zaman ne yaptın? Tamam. Bunlara Bunları bilmeyen adam oturuyor. Nasıl iktisat profesörü oluyor? İyi talebe. Çok okuyor, İnek ezberliyor. Oluyor, çok okuyor, ezberliyor. Onu çok e, şey olduğu için, ne derler, e, yumuşak huylu olduğu için onu asistan oluyor. Şey, hocası onu asistan alıyor. Biliyor musun ben üç defa asistan imtihanına girdim. Üçünü de kazandı, beni almadılar, siktir ettiler. <laughs> e çünkü profesörü sorgulayacaktınız, itaat etmeyecektiniz. Ben tabii bu tabii <laughs> abi ben ben zaten <laughs> e, atılırdım zaten. Hayır beni aslan asalardı üç ay sonra atarlardı zaten. Ayrı mesele de. Çünkü ama adamlar, bak adamlar bakıyorlar, adamlar bakıyorlar ulan öyle dik kafalı adamı alacağız. Ee, ama olan önemli şey önemli. bir şey, söylüyorsunuz. Asistan, Üniversitenin asistan, bu gidecek, duruma asistan, zaten gidecek, asistan asistan gidecek profesörün hanımı bir şey istiyor onu alıp götürecek eve. Bilmem <laughs> profesör bir şey istiyor onu yapacak. Böyle asistan istiyorlar. Ondan sonra o o asistan doçent oluyor. Sonra profesör oluyor. O da sonra öyle profesör etti. olunca diyor ki ya ben amma akıllıyım ya ekonomiyi diyor hepsinden iyi biliyorum. Ben çok okudum diyor. E böyle laflar ediyor. Kitaplar yazıyor. Sana söyledim en iyi ekonomi kitabı benim kitaptır diye Hala okumamışsındır. Okudum. Okumadım, okumadım belli. Okudum neye okumadım? Hadi hadi etiyor şey, numara yapma. bana. Şey ama siz zaten ısrarla ekonomiye çekiyorsunuz lafı. Oysa ben Bilim tarihinden de söz Bir tarih alanı daha söyleyeceğim. Mesela din tarihi. Hiç kimse dinlerin tarihini okumuyor. Yani tarihi bir de böyle okumuyor. Yani bu dinler nereden çıkmış? Bak bu konuda, birbirinden bu nasıl da Diamond, etkilenmiş? Diamond Tema diye bir çocuk var değil mi? Evet. Evet. O çok değerli bir çocuk ya. Genç. Tesadüfen onun dün mü evvelki gün mü birkaç şeyini dinledim de çok cesur ve çok da kültürlü. Çok okuyor. Ve söylediğine kimse itiraz da edemiyor. Çünkü adam şeyiyle ile söylüyor. Bir de bir de dinleyenleri şey e, YouTube'da var. O da rastladım. Bertrand Russell'ı dinlesinler abi. Bertrand Russell'ın konuşmaları var. Öyle mi? Evet. evet. Nasıl YouTube'da? YouTube'da Bertrand Russell'ın eski, Konuşmalar. eski film çekmişler, koymuşlar. Pai Bertrand Russell bir lord zaten. Babası, dedesi bilmem neymiş, başbakanmış öyle mühim bir adam. <laughs> Ve çok da yaşamış adam ha. Ben... dedim ya 1876'da doğmuş. 1876. Demek ki 1900'de 24 yaşındaydı. Ve matematik şeyine girmiş, oradan Nobel almış. Ondan sonra şeye birinci dünya harbine karşı çıktığı için hapse atmışlar ki çok haklıymış. Ben onu yanlış değerlendirmiştim. Sonra Vietnam harbine de karşı çıktı. Var, Hatta mahkeme var. kurdu Amerika'yı evet. yargılamak için Onu işte. hatırlıyorum. Fakat Bertrand Russell benim şimdiye kadar birçok filozofu şöyle veya böyle kolaçan ettim yani baktım her şey herkes yok şey okuma. Şimdiye kadar gördüğüm en objektif düşünen en akıllı adam onun için bizi izleyenler canları sıkıldığında ben Bertrand Russell'ı muhakkak dinlesinler. Bertrand Russell'ın Bertrand Russell bir numara. O Diamond Tema denen çocuğu da takip etsinler. O çocuk da boş bir çocuk değil. çok okumuş çocuk. Çok hoş. ben, izledim. Ben, Müslümanlık konusunda biliyorsun. Şey dedi bu takvimlerini düzelsin bu Allah dedim. <laughs> iyilik olsun diyor lan bana ne seni tak. <laughs> Şeyi, <laughs> Fakat topa tuttular ulan bu adam dilsizdir, imansızdır. Ulan eşya olacak. Bu dediğinle 5000 sene ve Sümerlerin ay takvimi yanlış olduğu belli. Yazın ortasında gidiyorsunuz haçta sıcakta geberiyorsunuz. Sırf adam gibi işte Ramazan ayı aralığı ayarlayın. Ee, şeyin e, takvimini kullanın. Nedir en son takvim? O bir papanın adı Gregorius. Onun takvimini kullanın. 365 gün 6 saat. Mart ayının ortasında da hacca gidersiniz adam gibi. Adama sormuyorsun. Ulan hayvan. Sen bunu böyle iddia ediyorsun. Peki niye arabaya biniyorsun? Peygamberimiz zamanında araba yoktu. Niye uçağa biniyorsun? E, bunun gibi çok şey var. Çok Yok. şey var. Yok. Ama geri zekalılık yani ben tabii gitmedim videolarda görüyorum. Mekke'yi ne hale getirmişler? Gökdelenler evet, şunlar bunlar. Ee, o o, e o, tam Arap geri zekalı. O güzelim e şehri boğmuşlar. E, i̇nsanlar ekonomi yapıyor. Kabe, yi, Kabe yi bağlı bağlı, satıyorlar Kabe, yi Kabe yi. manzarasını. Neyse benim şeyim şu. Bu Diamond temayı izlesinler. Bir de Bertrand Russell. Son Bir de Servan Nişanyan'ı. O benim yakın dostumdur. Rusya-Ukrayna işinde biz onunla aynı fikirde değiliz. Ama biliyorsun biz liberal olduğumuz için aynı fikirde olmayanlar da yakın dostumuz olabiliyor. Sevan Pırlanta gibi adamdır. Şimdi bu tarih bilincinin olmaması iktisat, din, bilim veya diğer alanlarda ee, insanların yani daha çocukluktan başlayarak bu eğitim sürecinde normal genel eğitimden söz ediyorum. Yani orta eğitimin sonuna kadar neden aramamalarına neden olur? Yani bir iktisadi ya sen olayın şimdi, nedenini aramıyor. Şimdi. Öğretmenleri, öğretmenleri, nasıl zannediyorsun? Ben öğretmenleri... Ee, öğretmenler de aynı. Hangi <laughs> öğretmen <laughs> bakkal <laughs> çıraklığı, manav çıraklığı yapmış, bir işte çalışmış da sonra öğretmen olmuş. Öyle bir şey var mı? Yok. Zaten olayın özü o. Yani dünyayı kalkındıran dinamiz veren iş adamına bütün bu yenilikleri getiren müteşebbistir. Müteşebbis. Girişimci, Türkçesi. Mesela. Müteşebbisin de yani girişimcinin de kaynaklarıyla birlikte bilim adamlardır. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Peki bu müteşebbis ve bilim adamları aynı zamanda bu gazetelerin, televizyonların şunun bunun sahibi değil mi? Evet. Okulları kuruyorlar. Mesela okul kuruyor kendi adına. İçinde tamamen kendi fikrine aykırı profesörler ders veriyor. Ben mesela onun için okul açmadım Türkiye'de. Esin Bey, o ben niye yani bu... olan okul açacağım? Okul açacağım, okuldaki öğretmenler, benim dünya görüşümün tamamen aksi çocuk yetiştirecekler. Ben manyak mıyım ya? Bir ara Rize'de okul açayım dedim. Kız kardeşimi yolladım 25 sene evvel. Rize'liler çok iyi karşılamış bunu. Fındıklı'da benim memleket orada bir ortaokul, lise bir şey yapacağım. Gerçi e, neyim değil girmeyeyim o konuya. Ama dedim ya bir şey yapalım buraya. <laughs> Demişler çok çok iyi olur, çok iyi olur. Dedim. Ayşe dedi ki bana Sonra dedim dediğim, 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 milli eğitime şey yapacağız. Müfredatı o verecek. Ne? Milli eğitim mi? Okul. <laughs> 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 milli eğitim orada eğitim verecek. Ben orada okul yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. Yani o müfredat. Ama buradaki hata iş adamlarında, salaklarda. Salaklarda. Ben bende de aynı şey oldu. Kanal televizyonunda bizim televizyon hep benim fikrime aykırı programlar yapıyordu. Devletin. Bir gün çağırdım çocuğu. Oğlum dedim sen manyak mısın ulan? Her ay zarar ediyoruz. Parayı ben veriyorum. Her ay zararda. Ha hani oradan kar edersin de hadi lan ya, de, yapsınlar dersin. Her ay para veriyorum holding'den. Benim fikirlerimin aleyhine tamamen sol, dindar değil Allah'tan. Bir de dinci de olabilirdi yani. Abi dedi başka kimse bulamıyor mu gazeteci <laughs> Bunlar bunlardan başka kime yaptırayım? Tamam o zaman eee ama medya da yerde o televizyon, bir hata televizyonu sattık da kurtulduk. Bir yerde bir hata var Mesim Bey yine de. Hata hata dediğim gene girişimcilerde iş adamlarında. Bunu görmeleri lazım. Yani bu mentaliteyi değiştirmeleri lazım. Aynı şey Amerika'da da geçerli. Çünkü muhtemelen iş insanlarında da ya ben işte kendi girişimi yaparım bana ne ne olacaksa olsun yani bir ben analizli. Bir de bu devletçilik konusunda şey aklıma geldi ya arada bir söylüyorlar ya kent lokantaları açtılar ha, şimdi, şimdi övülüyor övülüyorlar, çoğaltalım bu kent lokantalarını öteki de diyor ki ya bu diyor tarım diyor tanzim kooperatifleri dükkan açacaktı. Bunlar açmadılar diyor yeterince diyor. Ya onun kolayı var kardeşim. Lokantaların durumu iyi değil. Gideceksin devralacaksın devlet olarak lokantaları belediye olarak. Başındaki adamı da asgari ücretli oraya müdür yapacaksın. Bütün lokantaları sen işlet. Doğru değil mi? E <laughs> bilmem. O zaman ucuzlayacak her şey. Ucuzlayacak Aynen. mı? Pahalılanacak mı? Belli değil. Madem öyle düşünüyorsun. Evet. Madem sen bunları açıyorsun halk için ucuzluyor. Bu... Bak bu tip olaylarda fakir fukaraya çorba verilir. Bir tas çorba verilir. O da batıda biliyorsun. Kiliseler şunlar bunlar. Türkiye'de o da verilmez. Niye verilmez? Çünkü bizde müthiş bir aile dayanışması vardır. Aile dayanışması olduğu zaman ki bu çok güzel bir şeydir. Yani Türkiye'yi koruyan fakirlikten, sefaletten aile dayanışmasıdır. Gidiyor mesela adam 80 metrekarelik bir dairede otururken bir yakın aile sokakta kalınca onu yanına alıyor. Aynı dairede iki aile kalıyorlar. 12 kişi. Ve aynı yerden yemek yiyorlar. Müthiş tasarruf. Hiç Türkiye'de sokakta yatan aç bir aç adam göremezsin. Bu aile dayanışması sayesinde batıda olmadığı için kiliseler hatırlıyorsunuz depresyon zamanlar vesaire evet. vakıflar sadece çorba verirler ama e çünkü o Bir hem çorba. tek düze olur yani tek, tek düze herkese verebilir şimdi, onu şimdi sen şey kent lokantası açtığın anda diğer lokantaların müşterisini çalıyorsun. Bir de yiyebilen var orada yiyemeyen var. Yani e... bu ya ya de, 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 de. <laughs> Hayır yani Madem bu kadar var akıllı be? devlet ve hak, bak halk alkışlar bunu. Bugün yarın hükümet dese ki ben bütün bakkallara, manavlara devletleştirdim. Ona mal yollayanı da devletleştirdim. Başındaki başına da adam koydum dese ucuza vereceğim size. Dese, hepsi alkışlar. Bugün millet neyi alkış Alkışlıyor istiyor biliyor musun? Niye daha çok şey yok? Tanzim satış, ke, bilmem, tarım, tarım satış yerleri yok diyor. O çözüm değil abi, o çözüm değil. Bizim bu e tamamen sen piyasa, başlarken. o tamamen piyasa'yı bozmadır. Sovyetler Birliği deneyimi var. O, onu görmezler abi. Sovyetler Birliği, yani, Birliği, yani, Birliği çok başarılıydı onlara göre. Onu Amerika ne yaptı yıktı. Onlar öyle görüyor. Amerikan Rekabeti'ne dayanamadı demektir bu. Yani ne yaptı demek diye bir şey var mı? Hayır sonra yani <laughs> ya daha önce bu, bu, konuştuk bu. bunu. Yani Birinci Dünya Harbi'nden sonra insanların açlıktan kurtarmak bakımından 3-5 sene o sistem birazcık işe yaradı. Ama ondan sonra fabrikaların başında olanlar Kolozların solozların başında olanlar üst memurlar falan kendilerine çalışmaya başladılar. Yalnız nasıl? 5 sene işe yaramadı. İşte orada yanılıyorsun. Hiç yaramadı işe. Bakın, nasıl, nasıl yaramadı? Evet evet. O propaganda'dır. Ben hani komünizmin ter... ilk yılları iyi derler ya. Hayır. Efendim o değil. Yani, i̇lk 5 senesi iyidir derler. İyiyim ben iyiyim ben şimdi değil komünizmin mi? kara kitabını iyice oku. Bu hayvanlar kuruluştan itibaren içine sıçtılar. Hem Rusya hem Çin. Çin biliyor musun ne yaptı? İktidar ele alır almaz bir milyon toprak sahibini öldürdü. Nasıl öldürdü biliyor musun? Nümayişle. Köylü onu alıyor. Var o. Şey var çıkıyor o. History Channel'da çıkıyor. Ben diyaloğa dedim ki bunu yayınla dedim. Komünizmdeki e, şey Çin'deki kıtlığı. Yayınlayamadı. Şeyden korktu. İşte bunun şey hakkı var. Telif. Ne telif hakkı var? Ulan yayınlasın. Kim kar çaktı Şimdi bak ne yapıyor adam biliyor musun? Bir milyon tarla sahibini büyüklü ufaklı halk toplanıyor böyle. Ona küfür ediyor, tükürüyor, tükürüyor. Bir asker de geliyor boynundan tak adamı öldürüyor. Bir milyon. Şimdi o da o köylüyü önce de toprak dağıttılar. Sonra ne dediler biliyor musun? Bütün topraklar devletin dediler. Bütün topraklar devletin dediler. Gene aldılar geriye toprakları. O zaman bir ara bir düzelme oldu. Herkes kendi toprağını işliyor falan filan bir hava. Büyük kolhozlar kurdular böyle çiftlikler. Çiftliklerin başına senin söylediğin gibi parti yetkililerini koydular iton itleri. Ondan sonra adamların evlerindeki mobilyayı alıp yaktılar. Evde evde ne oturacaksın diyorlar. Evde de yemek yapmayacaksın. Merkezi yemek, o şeyi seyretsin tavsiye ederim. Yani Çin'de kıtlığı, Çin'de kıtlığı tarih televizyonu verdi. Onu internetten bulabilirler, Youtube'dan bulabilirler. Çin'deki kıtlığı bir seyret, seyret. Yani komünizmin başında iyiydi, sonra kötüledi diye bir şey yok. Başkan, Sovyetler dahil, yani Sovyetler de aynı şeyi yaptı, sonra şeye döndü Lenin zamanında halka bıraktı. Tarımda bir canlanma başladı. Stalin geldi. Hepsinin mahvetti. Zaten Lenin ölmeden e, yeni ekonomi politika diye evet. bir kavram çıkarttı. Belki evet. de o biraz liberalleşecekti. Evet. Evet. E, yani Lenin şey yetmedi gibi. Yani o yeni ekonomi politika, ne dedikleri şeyi evet. tam kavrayamadık. Yani ne olacaktı, ne edecekti, nere evrilecekti onu bilmiyoruz. Ee, neyse şimdi ya, hep son tecrübeye bakacaksın onu söylüyorum kardeşim her şeyde başkası ne yapmış ne olmuş, olmuş. ona bakacaksın yoksa tamam. felanca şunu söylemiş şu şöyle işte... olacak yok abi ne olacak kim ne yapmış hep söylüyorum herkese önce merak edeceksiniz sonra şüpheleneceksiniz şüpheleneceksiniz bir de tarihten ders alacaksınız bak benim Levantenlere sempatim niye arttı İlk zamanlar ben de onlara düşman yetiştirildim. Misyonerlere, Levantenlere, Baynağın bizi sömürüyorlar. Sonra bir baktım işin içine. Ulan iş böyle değil. Doğru sana bilgi, sana, bilgi, sana doğru ilginç okuman. bir şey söyleyeyim mi? Daha önce söyledim mi bunu? Türk tarihinin ekonomik olarak en başarılı devri 1880-1908'dir. Bu ne devir biliyor musun? Abdülhamit'in tek başına idare ettiği devirdir. 28 sene. Bak, ekonominin en başarılı olduğu devir diyorum. Bütün Türk tarihinde Osmanlı dahil, bilmem Selçuklular dahil, Cumhuriyeti saymıyorum. Cumhuriyet büyük başarısızlıktır. Cumhuriyetin ekonomi politikası inanılmaz başarısızlıktır hala propagandası yapılır. İşte Nazilli basma fabrikası vardı da bilmem neydi de. Komik şeyler. Millet ne fakirlik çekti tek parti devrinde. Neler, neler, neler çekti. Mahvoldu. Onları kurtaran işte Demokrat Parti'nin ilk 10 senesi olmuştur. Ondan sonra da diğerleri. Bunlara dediğim gibi o felsefeyle ondan yetişmiştim ben. Yani lisede, ortaokulda böyle beynim yıkanmıştı. Sonra bir Bakınca şuradan buradan fikrim yavaş yavaş önce bir şüpheyle başlıyor. Ulan vay naamısun diyorsun ya doğru değil galiba diyorsun. Sonra çektikçe bu tamamen yanlış, tamamen yalan, tamamen yalan abi, tamamen yalan. Demek ki okumak ve makul bir şüphe duyma lazım. Ne oldu tecrübeye bakacaksın. Okum Okuma değil kitap okumakla olmaz. Kitabı ancak bir terse döküman dokümanterse, tarihse, tarihi de doğru analiz eden biri yazarsa okuyacaksın. Sana daha evvel de söyledim. Bir ekonomi tarihçisi Osmanlı'daki şeyi yazmış, ekonomiyi yazmış. İşte diyor, falancıya diyor şu kadar diyor, tren şeyi verildi, şu 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 imtiyazlar verildi diyor. Yani o onu o yabancı bizi kazıkladı olarak söylüyor. O kafada bir adamın yazdığı şey okursan anlayamazsın ki bunu o adamın yazdığı şeyde Aydın İzmir Demiryolu'nda aleyhine yazıyordur abi. Ya o tünel var ya o tünel tünel Karaköy ile tünel arasında o muhteşem bir hikayedir ya o tünel. Anlattınız da. Serbest abi. serbest teşebbüsün en başarılı hikayesidir. Biz ne yaptık onu? Devletleştirdik. Nasıl devletleştirdik biliyor musun? son senelerinde zarar etsin diye şey yaptık. Fiyatlarını düşük tutturduk zorla. 150 bin liraya devletleştirdik. 150 bin lira para mı? Bir de ev gibi binası da var. Ve aynen notta şöyle yazıyor. O da dikkat et. Biz el koyduk, kötülük yaptık demiyor. Ayıptır. De, denir mi canım? O oh, çok ayıp. O diyor ki zaten son senelerde zarar ediyordu. Diyor 150 bin liraya devletleştirdik. <gülüyor> <gülüyor> şey, Neyse <laughs> ee, Sonuna doğru geliyoruz da Şeyi merak ettim Maramonte işi vardı sizin ee, Yani ne oldu Ne kaldı yatırım Yok Maramonte'yi daha evvel anlatmıştım Maramonte 2006'da Biz büyük kazık yedik o da benim kabahatimdir Yani bu şirkette zaten Aptal yatırımları hep ben yaptım duygusal finansçılar ise İstanbul'da müthiş karşı çıktılar. Olmaz öyle şey. Buna ne gerek var falan diye. Önce bir buçuk milyon pound verdik. O fiyata zaten o araziyi alırdık ya. O sırada düşünebiliyor musun yani? Zaten buradaki dönümü 30 bin pound'tu arazinin yani. Neyse. Biz alıp projeyi yapıyoruz. Yarıdan fazlasını yolunu teki tarafını ikinci sınıf tarihi eser dediler. Biz aldıktan sonra, parayı yatırdıktan sonra bak uyanıklara bak. Sonra otel yapacağımız yerde burada da tarihi eser var dediler. Oteli dandik bir hale getirdiler. Plajı ise halka kapalıydı. Ben buraya geliyorum, dolaşıyorum. Orası kapalıydı. Kapalıyken bile halk giremiyordu Bahramonte'nin plajına. Orada bir bekçi vardı. Kimseyi sokmuyordu içeriye. Biz alır almaz Atakara diye bir belediye başkanı var. Ona dedik ki gel halka açalım burayı. Sen işlet burayı belediye olarak. Bizim inşaat bitince de çıkarsın Tamam dedi ve halka açtık orasını. Tamam mı? Ee, ondan sonra bu şeyler uzadı. E, bu tartışmalar. Ay, uzadı. Yani kontrat öyle ağır oldu ki bize kalan arazi ufalınca şey dedik ki vakıflara sen yeni bir kontrat yap bize. Bu şekilde bu şey olmaz dedik veya paramızı geri ver dedik. O tartışmalar uzarken de gene halka açık orası. Gene belediye işletiyor. Ee, sonra vazgeçtik yatırımdan. Şimdi müjde olarak veriyorum. Yani şey halkı rahatlasın. Ama biliyorlar da çoktan. Mahkeme <laughs> devam ediyor. Çünkü mahkemeye verdik paramızı geri alalım diye. Ee, dedik ki olmuyor bu iş. Kusurlu mal. Sen bizim verdiğimiz parayı geri ver. Orada 4-5 milyon pound geri vermesi lazım vakıfların bize. Mahkeme de uzuyor. Sizin burada çok enteresandır. Duruşma hala başlamamış ha. Niye? Diye soruyorum kaç? 5-6 senedir mahkemeye. Yok o olmuş da bu olmuş da. Çünkü başta vakıflar olduğu için mahkeme de aleyhine neticeleneceği belli değil. Aleyhine karar vereceğine ben bunu uzatayım diyor. Bu arada halkımız orayı kullanıyor. Yeni belediye reisi de uyanık. Yine o işletsin. Yanına şey de verdik. Malzeme de verdik. O ne derler orada kullanılan. Şerzonglar şunlar bunlar da verdik. Ve yeni belediye reisi, şimdiki belediye reisi halkı aleyhimize kışkırtmaya başladı. Burası bizimdir, halkındır. Halbuki biz orayı yapsaydık halka zaten açık olacaktı. Bak, Maremonte Eten... olsaydı biz çok para harcayacaktık. Aptalca tabii. Bu iyi oldu bizim için çok geniş arazi çok büyük para harcayacaktık. Plaja da halk girebilecekti. Zaten bütün plajlar halk girebiliyor. Fakat şey belediye reisi bize olan düşmanlığı öyle bir kullandı ki halktan büyük destek aldı. Şimdi o emperyalist, sömürücü büyük şirkete karşı mücadele eden genç adam rolünde, tamam mı? Çocuk. Hmm. Ve evet, çok iyi de mücadele halen <laughs> daha devam eden bir şey ediyor, ediyor tabii ediyor. <laughs> halen Alsancak halkından bir tanesi bir kişi çıkmadı ki ya eskiden buraya biz giremezdik. Merit bizi açtı burayı demedi. Bak, dikkat et. Ulan bu kadar adamsınız be. Bilmiyor musunuz bunu? Ben kaç defa söyledim. Bir tanesi çıkıp da demedi ki ya eskiden burası kapalıydı. Allah razı olsun. Merit bize burayı açtı. Şimdi de söylüyorum yatırım yapmayacağımız vazgeçtik. Tepe tepe kullansınlar orasını. Ama ben bunu istiyorum. Hiç olmazsa insan bir teşekkür eder. Ulan der Allah razı olsun. 17 senedir biz kira ödemişiz. Onlar bedava kullanıyorlar. Tamam bir şey de istemiyoruz onlardan. Ama insan hala bize düşmanlar küfrediyorlar. Al sancakta git bir kahveye. Laf dönüp dolaşıp bize küfre dönüyor. Neyse yani neyse değil. Bu, bu bir problem abi. Sizde inanılmaz düşmanlık var. Ha biraz bunu törpülemek için uğraşıyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz. Okula yardım, ona yardım, hastaneye yardım. Ne yapsan fark etmiyor ha. Ben sizi çok Sonra, duyarlı görüyorum. Duyarlı diyorsunuz. Yani şey mesela alıyor. kahvehaneye git diyorsunuz ya ben eminim ki Alsancak'ta kahvehaneye zaten 50 tane adam gider. Ne fark eder? Hepsi aleyhimizedir. Sana enteresan bir şey söyleyeyim ya. Bundan 6 ay evvel <laughs> bir sene evvel şey geldi Haluk Bey. Çok önemli bir adamdır Haluk Bey yani. 40 küsür senedir bizde bütün yatırımların başında. Dedi ki ya işte falan yerde esnaf beni çevirdi. Dedi ki Allah razı olsun Merit'ten. Onun sayesinde işimiz genişti. Daha çok iş yapıyorum. Dükkanı büyüttüm falan filan. Diye geldi. Dedim sana böyle söyledi değil mi dedim? Evet. Peki dedim sen bunu başkasına nasıl konuştuğunu duydun mu? Ben. Aynı adam başkasına ne söylüyor biliyor musun? Aleyhimize konuşuyor. Bilmiyorum. <laughs> evet, evet. Hepsi bize küfür ediyor. Ya insan bir tane çıkmaz mı içinden? Biz vazgeçtik bu yatırımdan. Çok oldu vazgeçeli. Söyledik de, belediyeye de söyledik. Al kardeşim dedik, biz vazgeçtik yatırımdan ya. Ve bir tanesi çıkıp da, ya Allah razı olsun Melik'ten, onun sayesinde 17 senedir bu plajı kullanıyoruz lafı gelmedi. Bu beni tabi çok sinirlendiriyor. Yani Sen yani ben söylüyorum da burasını iki defa satmak istedik. Satış olsaydı ben burada olmayacaktım. Satamadık, mecburen büyüttük. Buraya Aa. müşteri çekmek için de bir sürü, sürü numaralar yapıyor. Ama yani Maramonte'ye dönersek yani şimdi bu mahkemenin bitirilmemesi... Mahkemeden biz bir bu... şey istemiyor, para istiyoruz. Maremonte'yi istemiyoruz artık. Para istiyoruz. Paramızı geri veriyoruz. Hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz Maremonte. Bedava verse almaz. Tamam. Yani anladım onu. Yani esas olan mesele yani hani vakıfların kendisi niye bu davanın neticelenmesi için çalışmıyor ki? Niye davayı neticelendirsin ki? Bize para ödeyecek. E, malını geri alacak. madem ki bu malını... mal çok kıymetlidir. Mal zaten orada. Madem ki bu mal çok kıymetlidir. belki size 3 4 <laughs> milyon e, verecek. 10 milyona. Ne güzel, a ne güzel, ne güzel, ne güzel, Yani Hani çok kıymetliyse. Değil mi? Ee, şey vazgeçti. Merit vazgeçti. Merit vazgeçtiğimizi seneler evvel söyledik. İlk dava açtığımızda söyledik. Dedi ki bak biz buradan vazgeçiyoruz. Siz birini bulun. Bu adam bize bizim paramızı versin, bizim kontratı alsın. Yok, bulamazlar. Kim bulacaklar? Bizden geri zekalı var mı? Başka geri zekalı yatırımcı oraya yatırım yapacak. Enteresan. Yani Ama toplumun e, İnşallah. fakat çok enteresan bir şey var abi. Ben dedim ki bizim şeylere çocuklara ya bir ilan verelim dedim gazetelere müjde Alsanca halkı için işte net holding Maremont'u yatırımından vazgeçmiştir diye kabul etmediler, yan veremezsin dediler. Niye? Dava devam ediyor, davaya tesir ediyor. Ulan ne tesir edecek davaya? Biz zaten vazgeçtiğimizi söylemişiz. Kim? Ee, dedi size bunu. Bizim avukatımız <laughs> Mustafa Bey, Dilşat Hanım dediler ki ya yapmayalım, dava bitsin. Dava ne zaman bitecek be? Dava. Ne fark eder besin be Bey? Ya bizim için fark etmez şimdi de. Söylediğiniz benim, benim söylediğim 3-5 kişiye gidiyor. Bu bütün Kıbrıs gazetelerinde yayınlayacağız. Bunu müjde olarak. Şimdi. Hakikaten de müjde. Bir de mantık olarak beni bir yükten kurtardı bu. Çünkü oraya yapılacak yatırımın ticari geliri kurtarmıyor. Bak burada öyle bir enteresan durum var ki otellerin hepsi zararda. Otellerin hepsi zararda. Bizim bu büyük oteller de zararda. Yani 6 aylık bilançoya bak orada duruyor. Niye zararda? Çünkü maliyetler %120 arttı. Hmm. Evet. Döviz %15 arttı. Bak düşün. Sen şimdi burada maliyetleri nasıl kısacaksın? Personele daha az para veremezsin. Daha çürük çarık mal kullanamazsın. Maliyetler yükseliyor. O zaman itibaren gider. Bir prestijim var. Markam var. Ve bütün otellerimiz zararda. Ha ikinci yarıda zararın bir kısmını kurtarır mıyız bilmiyorum. Ama kışın zarar gene başlayacak. Yani bu sene yalnız biz değil. Bütün Kıbrıs'taki oteller zarardadır. Yani bütün oteller zarardadır. O büyük oteller var ya. Bafra'dakiler dahil hepsi zarardadır. Onun için yani otel yapacaksın bilmem ne Kıbrıs'a. Ha bir tek şu var. Çok iyi işletirsen gazinosu varsa o gazinonundan alacağın kira o zararı kapatabilir. Tamam mı? O da gazinoyu çok işlet, iyi işletebilirsen iyi işletebilirse şimdi mesela sen zannediyor musun Kıbrıs'taki bütün gazinolar para kazanıyor. Yok, yani... Zar zor vergisini ödüyor. Bir kısmı zararda. Bu e, şeyde zaten gazino izni yok Maremonte'de. Yani orada otel yapacağız sadece. Yapacak tık. <laughs> o bakımdan oradaki otel bir de her harika bir zarar Ben o zararı buradaki şeylerden kompanse edecektim. Buradaki gazinodan oraya para aktararak kompanse edecektim. Sırf dünyaya da örnek çok büyük bir alan yapalım, yeşil alan herkes konuşsun diye orasını istiyordum. Çünkü o şey olan tarihi olan tarihi olan bölüme güzel ağaçlar dikecektik. Rengarenk ağaçlar. Ee, yani çok güzel bir projemiz vardı. Şeyin üstünde de ufak bir otel olacaktı. Büyük bir otel olamıyor zaten. Ve böylece orası e, bütün dünyada konuşulacak bir yer olacaktı yani. Merit diye bir yer var. Orada bisiklet yolları olacak, işte bagi yolları olacak. Millet dolaşacak. Belki bir kelebek bahçesi yapacağız orada. Bir sürü şey düşünüyorduk. Ee, fakat bunların o, 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 bunlar da kurtarmazdı tabii. Onu söyleyeyim. Ama bizim planımız biraz da şeydir. Prestij. Yani Merit'in adını yüceltmek için düşünüyorduk. Ama ticari olarak şey değildi. Geçerli değildi. Bütün otellerin sorunu odur. Yani Kıbrıs'ta bu sene otellerin hepsi zarar edecektir. E bu dediğiniz gibi para politikası yüzünden oldu büyük ihtimalle. Burası Türkiye'ye bağlı. Ayrıca siz burada ithalatta ne yapıyorsunuz bilmiyorum. İşte Mersin'de 5 lira olan şey burada nasıl 50 liraya 100 liraya satılıyor. Demek ki ya gerekli izni vermiyorsunuz İtalya denilere, serbestleştirmiyorsunuz. Demelim, serbest. Veya olsa gelen mala ilave vergiler koyuyorsunuz. Ya Mersin gibi bir yer dururken burada sebze meyve bu kadar pahalı olur mu? Bu sizin sorununuz ama aynı zamanda bizim sorunumuz. Çok büyük para veriyoruz. ya yani i̇nanılmaz bir şey bu. O, o konuyu haftaya konuşuruz. Haftaya konuşmaya da gerek yok ya. Burası burada bir şey olmaz. Bir çacık olmaz. <gülüyor> Kıbrıs'ta. <gülüyor> Kıbrıs'ta. <laughs> Biliyorsun son bir kanun şeyi hazırlıyorlar burada. Anlattım ya sana. Dört sene çalışanı Üç ay gönderecekler. <laughs> Başka Ya bir... böyle bir şey olamaz ya. Birine bunu söylesen bir tarafıyla güler ya o. Başka Şimdi bir adam konula ha konulan kuralı bypass etmek için. Şimdi neymiş e... efendim burada gelip de kalanlar vatandaşlık istiyorlarmış belli bir süre sonra. Bunu azaltmak için 4 sene sonra bunu geri yollayalım ki 3 ay şey kesilsin ara. Kesintisiz Gel, geldikten verdim. sonra bir dört sene daha çalışır. Tekrar geri. Şimdi mesela 4 senesi dolan burada ben müdürlerimi geri yollayacağım. Onların yerine müdür nerede bulacağım? ya onlar gelecek. üç ay Türkiye'de ne yapacaklar? Boş boş oturacaklar mı? Bir işe mi girecekler? Hayatlarında iş yapmamış sizin şeyler. Sizin söyle bakalım. Bakanlar kurulunda hayatında iş yapmış olan biri var mı ya? Ticaret yapmış. Var mı biri? Düşünüyorum. Gözden geçiriyorum bakanların isimlerini. Yani hayır bu kanunu çıkarınca işletmelere sormazlar mı ya? Reşat da şikayet ediyor. Reşat diyor burada matbaacım var diyor. Bunu yollarsam yerine kim bulacağım diyor. <laughs> ya ufak müesseler bile aynı şekilde sorun yaşayacak. Ya böyle bir şey nasıl düşünebiliyorlar yahu? ya o? bir kanun çıkardılar. Bu şeyler artıyor diye satışlar bilmem neler. Onları durdurmaya, onlara zaten içine satışlar. yaptılar. Bir de Rumlar şey tutukladı. O piyasayı öldürdüler. Şimdi şey fiyatları düştü. Arazi fiyatları, bina fiyatları düştü. Ev fiyatları. Ge gelenler, geri dönenler var. Yani buraya zengin adam 500 bin pound'a ev almış, dö dayamış, döşemiş. Burada yaşayacak. Yaşlı adam ne harcama yapacak burada ya? Buranın ekonomisi başka türlü nasıl kalkınır ya? O devamlı turist demektir. Yani buraya ev alan adam 12 ay yaşayan turisttir. Çünkü yiyor, içiyor, bilmem ne buradan alıyor. Evet. Sen bunu niye Şeyi kaçırıyorsun? mesela sıkıntı oldu. Yani yeni yasal düzenlemelerle işte birden fazla alamazsın. Niye alamazsın, alamazsın? Alsın. Oysa tabii o tipte insanlar vardı. 5 tane 10 tane ev alıyordu. Bak, Peki sat, satıyordu. satıyordu. Belki kiralıyordu. Kötü, bir şey Çünkü değil. o kendi başına bilgisayarıyla internet sistemiyle sistemiyle, Airbnb ile olsun başka şekillerde olsun bir pazarlamacı durumuna geliyor... Tabi, güzel bir Yani şey. benim de bildiğim insanlar var. Yani beş tane ev var, dördünü <laughs> e, işte aylık vesaire kısa süreli kiraya veriyor, onların parasını alıyor. Birinde yaşıyor. Peki buraya 1 2 milyon dolar getirmiştir sadece. Tabii, tabii, tabii. Burada hayatını bu şekilde sürdürüyor. Kartı ne, ne var? Pazarlaması yanlış değil ki arkadaşlarını çağırıyor, yeni insanlara pazarlıyor. Hayır zaten çeşitli engeller var Besin Bey kitlesel pazarlamada yani tanıtmada, pazarlamada ambargolar var, ulaştırmada. Şimdi dolayısıyla böyle küçük ve kişisel iletişimle sürdürülen şeyler ambargoya takılmıyor. Çünkü geliyor, seviyor. Ya yani orada zaten o... akıllı olursan burada ambargo diye bir şey yok ki. Akıl. Sen kendi kendine ambargo koyuyorsun ya. Hep söylüyorum sizin Metehan meselesini ya. Hadi sen daha evvel konuştuk. Bu Metehan kapısının bu şekilde olması da sizin bu esnafın oradan istifade edin. Bir esnaf var. Belki 50 esnaf, belki 100 esnaf. Kaç kişisi? Niye, niye kazan kaldırmıyor kardeşim? Niye kazan kaldırmıyor? Bak hayvancılar çok lüzumsuz yere, çok da lüzumsuz yere ortalığı yakıp yıktılar, istediklerini aldılar. Sizin esnaf amma uyuşuk yahu. Ticaret odası neye yarıyor? Ya oradan müşteri geliyor Metehan'dan. Bedava müşteri geliyor, bedava. Biz buraya müşteriyi nasıl getiriyoruz biliyor musunuz? Anamız ağlıyor. Uçağını ödüyoruz bilmem ne bilmem ne. Oradan bedava arabasıyla geliyor müşteri. Benzin alıyor, sigara alıyor, yiyor içiyor, dişçiye gidiyor. Kadınlar kuaförlere gidiyor. Niye sizin esnaf orada şey yapmıyor? Niye sizin ticaret demiyor hükümete? Ya burada bir kapı daha açın. Bunu bir rahatlatın. Kendi başlarına açamazlar. Türk tarafı. Bunların şey, geçişi rahatlat. Ha, ıı, bekletmeyi azalt. Ya bekletmeyi azalt. <laughs> bir de karşı taraf şey demiş. Erenköy kapısını açın. Biz de bunu açalım. Açın Erenköy kapısını ne var? Senin gümrüğün varken Adam seni istilama edecek kapıyı açtın diye. Gümrük var, polis var. Senin orası. Yok Erenköy'de sıkıntı başkadır. Köyün içinden geçsin. Baba gitmek. Geçsin abi. Ben de sizin dayıydım. Ya ne fark eder? Bir Rumun metahana geldikten sonra Girne'ye gelmiyor mu? Evet. Lefkoşa'dan geçmiyor mu? O da sıkıntı. Lafa bak ya. Hayır, şimdi Erenköy, ne yapacak Erenköy geçerken? Askeri bir bölge sadece yolu kullanacak. Tamam. Mesela por, e, şeyden. Ya Erenköy, Pingo'dan, Erenköy e orada poliye gidecek. Erenköy e orada top tüfek getirip orayı işgal mi edecek Erenköy? Ya böyle kafa mı bu ya? Siz menfaatine bakacaksın ya. Zenginlik ya. Buradaki o, ben sen size bir tane Dubai'den bir Arap getireyim. Cahil bir Arap. 30 yaşlarında bir anlatın bakalım. Arap nasıl kıçıyla gülüyordur size. Yani cahil dediğiniz için cevap Evet, Cahil cahil Arap getireyim. Dikkat et. Ben, Eğitilmiş evet. demiyorum. Cahil bir Arap getireyim sizin buraya. Biraz baksın buraya. <laughs> Güler gider ya. Sen biliyor musun benim oğlum nerede ev alıp rezidans yapıyor? Dubai'de. Kerem Bey. Kerem tabi, Buradan bıraktı burasını. O hikayeyi avukatları çağırarak anlatacağım. Ne oldu burada da? Niye ayrıldı burada? Çocuklar da burada okula gidiyordu. İki sene evveline kadar. Buradaki evi evi sattı. Diğer yerlerini de satmak istiyor. Kurtulmak istiyor buradan. Kötü haber. Dubai Dubai'de ev alıyor. Dubai'ye yerleşiyor. <laughs> Yahu bir şey öğrenmenize gerek yok. Dubai ne yapıyor bakın. Şey ne yapıyor buranın bir kere ee, tanınmaması büyük avantaj tanınmaması büyük avantaj vergi şeyinizi istediğiniz gibi yaparsınız kimse bir şey diyemez. Mesela belli sektöre sıfır vergi koyarsın. Bütün iş adamları gelir. Mesela şey sektörüne, bilişim, bilişim. sektörüne sıfır vergi dersin. Hatta dersin maaştan da yüzde bir vergi fazla yok dersin. Şey var Besim Bey, şimdi bu dijital göçmenler aziz, aziz, benden daha iyi bilecek yani böyle uzaktan işte yazılımcılar tabii tabii, tabii. gelirler bu atapazarlamacılar. Yani sadece bilgisayarıyla çalışıyor tabii, insanlar. Tabii. Onlara yani bırakın böyle gelire muhtaç olan ülkeleri. İspanya gibi bilmem ne gibi ki bunlar yavaş yavaş turist istememeye başladılar ama bu dijital göçmenlere avantaj veriyor. Tabii tabii. Ama diyelim ki diyor ki 1500 euro çok da değil yani. 1500 euro aylık gelirin olacağını garanti e, göster bana yani ya bir kontrat kimle yani, bunu İspanya mesela. Yani tam bu 1500 euro İspanya zannederim ederim öyledir ama başka bir ülkede olabilir ama İspanya mesela. Yani e, ki bir turist karşıtı hareketler başladı İspanya'da. Tabii, tabii, tabii da. buna Daha rağmen bu dijital göçmenlere daha fazla itibar ediyorlar dediğiniz gibi çünkü 12 ay kalıyor. Tabii, tabii. İşte gelip de ortada dolanmıyor vesaire falan. Ve bu dijital göçmenleri e, teşvik ediyorlar kendi ülkelerinde. Zaten bunlar biraz da tabii şey Ama, ama Şimdi falan. buranın buranın avantajı ha. var. İşte i̇klim. Mesela iklim avantajı var. Bir de burada emniyetli bir ülke. İspanya'ya göre burası daha emniyetli açık konuşayım. Burası çok emniyetli bir ülke. İklim avantajı var. İnsanları çok yumuşak huylu. O bak bakımdan... bu bir politika gerektirir Besim Bey. Mesela internetimiz kötüdür yani. Yani eğer e e e <laughs> ki onu, sen onu, onu işte dijital yani, yani bilişim sektörüne vergi avantajı vereceksen aynı zamanda internetini de düzelteceksin. E, dijital göçmenlere açayım kapıyı. Gelsin bu insanlar evinde, kafede, kafelere gidin. Ben rastlıyorum çünkü ben Ali ile kafelere uğruyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Goyuyor Burada i̇nsanlar şeyi interneti, çalışıyorlar. İnterneti devlet mi yapıyor? Özel sektör de var. Şeyler var telefon, ama esas ana hatlar şeyin telekomünikasyonun üstünden aktarıldığını biliyorum. Yani data, ya burada hatlar. sizin Fahri Diner diye çok dehşet bir adamınız var. Epeydir gelmiyor, bir iki senedir. Burada Dapta'da büyük bir arazisi, evi de var. Babası da Magosa'da. Bu, bu adam bu konuda müthiş bir adam ve milyarder, milyarder. Bunu bir çağırsa hükümet. Rica etse. Cebinden bu interneti çözer mesela. Ama zaten burada yani Fahri Bey'e belki daha ihtiyaç kalmadan burada görüş belirten insanlar var bu konuda. Örneğin Fiber Optik, e, Kaplo ların tamamlanması lazım. Yani bu havadan mavadan... Hayır işte parasını da Fahri Diner verir... ...para almadan ya. Fahri Diner'e diyeceksin öyle. ki aslansın, kaplansın. Resim Bey bu gibi işlerin... ...eninde sonunda... ...tüketici ödüyor o parayı. Yani buna kime deseniz yapar... ...zaten ödü ödüyoruz. Neyse, neyse Kıbrıs güzel bir yer. yani Hiç Asabımızı bozmayalım. Zaten şey aklıma geliyor... Zilin, ...hala barajdan su akıyor, boşa su akıyor... ...burada şey sızıldıktan kırılıyor... <laughs> Barajın yanındaki köylerde su yok. <laughs> Onu daha evvel söylemiştik değil mi? Barajın yanındaki köylerde ne işte Alsancak, Lapta, <laughs> Geçitköy, Vasil yani şey Karşıyaka vesaire. Barajla bu belediye sınırları içerisinde. <laughs> evet, su yok. Belediye başkanı kuyu kazmakla <gülüyor> övünüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yani çıkıyor şeyler yani mühendisler şunlar bunlar. Yani gariptir bizim durumumuz. Haklısınız bunda. Yani Eski Orman Dairesi Müdürümüz Orman Mühendisidir. Şimdi KEMA Vakfının başıdır. Diyor ki kuyu kazmak en büyük cinayettir diyor. Y yeraltı suyunu azaltıyorsun. Evet. Ama Su işleri Dairesi'nin e, drilling e, yani, yani sondajdan sorumlu amir gibi olan mühendisi diyor ki daha çok kaynağa ihtiyacımız var yani paraya ki daha çok e, sondaj yapabilelim. Ya nedir dedi senin? Zaten kim istiyor senden sonunda? Ya yaparsan? su denize akıyor burada ya. Hayır. Türkiye'den su gelmemiş olsa mecburen kuyudan su çekeceksin veya denizden aratacaksın. Biz mesela otellerde çok büyük masraf ediyoruz. Denizden aratıyoruz. Çünkü su mu yok burada. Ya <laughs> Sizin <laughs> bu baraj işi aklıma geldikçe kaç senedir ya denize akıyor ya. İlk geldiğinde yarıdan fazla deniz akıyor. Şimdi tam bilmiyoruz oranı evet. <gülüyor> ama <gülüyor> yani işte böyle. Yani ne diyelim? Hayır yani bunu hani işte ya bu şey, şebekeyi ya, bu takdir etmek lazım. Çünkü onu yaparak çok büyük iyilik yaptı Kıbrıs'a. Bak o suyu getirmesi AKP'nin. AKP'yi sevmem. Bunu söylememe gerek yok. Kıbrıs halkının çoğunluğu da tutmaz AKP'yi. O ama AKP çok büyük finlik yaptı. Bir de deniz altından elektrik hattı. Çok daha kolaydır mı? Çok daha kolaydır. Bir an evvel olması lazım. Siz bu elektrikten çok çekeceksiniz. On... 10 e, çekiyoruz da. 10 yıl önce ben bana. 2014'te bana Daha Ne çekeceğiz Mesim Bey? Daha, ee, daha, kelimeyi, daha... gece moduna koyuyoruz falan. Uyuyorsun aslında ter içinde uyanıyorsun. Meğer elektrik gitmiş yani saat 3 de mesela. Bize <laughs> <bu gülüyor> Yani... Sizin bu sendikalarınız olduğu sürece şimdi mesela Kıpteki özelleştirin deseniz ortalığı kaldırıyorlar. Sizin halkınız da ortalığı kaldırıyor. Çünkü herkesin sendikada memur, emekli birileri var. Sizin ailede yani memur olmayan veya emekli bir memur olmayan kimse yok. Bütün Kıbrıslı'dan bahsediyorum. Ondan sonra Kız. bir tane şey vardı Karadeniz Holding dedi ben hmm, gemiyi gemi. getireyim istediğiniz kadar vereyim dedi onu bile reddettiler ya adam diyor ki sana ben gemiyi getireceğim buraya istediğin zaman kes istediğin zaman al ve istediğin kadar al dedi adam. adamla görüşmediler bile çünkü galiba Aksanın sahibinin kayıpla arası çok iyiymiş hmm. tamam mı <laughs> e tamam o zaman Kıbrıs'ta Kıbrıs'a kabahat, Kıbrıs kabahat bulmuyor. Burada, bunlar... <laughs> ve Tayyip, Tayyip, demiş ki bunlara bana bakın Aksa benim adamımdır demiş. Şimdi bunlar ya Aksa gene versin elektriği Rum'dan alacağına ve elektrik keseceğini onu bari gemiden al. Aksa'yı kapat demiyorum ben. Tamam. Ne yani neyse. An anlıyorum sizi. Yani ...ya elektrikte başka... ...elektrik çok de var. kullanması ne demektir biliyor musun? Müşteri var demektir. Sen sen müşteri müşteri varsa seninler e, lazım. Kıptekin müdürü... ...yeni yeni yapılıyor. Müdürü açıklama yapıyor. Diyor ki... ...dört yıldır diyor Arızalı merak etmeyin diyor... ...yarından sonra elektrik kesilmeyecek ki kesildi... ...yani açıklamaya yaptıktan sonra. E, Dört yıl diyor arızalı olan jeneratörü onardık e, tamir yani devreye girdi. Dört bir Ya bir müdür dört yıldır jeneratörün <laughs> arızalı olduğunu itiraf şimdi, ediyor. Ben, şimdi, ben bunun şimdi, için ben şimdi şeye soruyorum ne derler Reşat'a Diyorum ya Reşat sen gazetecisin bir incelesene kıp tek ne maaş alıyor, ne yapıyor? Hmm. Bulamıyor abi. Çünkü hepsi tam mesai gösteriyorlar herhalde. Çok yüksek maaş alıyorlar o ortaya çıkarsa kamuoyundan tepki çekeceğiz diye. Çünkü hiçbir işini yapmıyor. Yapsa o dört sene kalır mı lan orası? Sen benim şirketimde bir jeneratör arızalı olacak da ilgili müdür gelecek. Anında, da. anında bitirmeyecek. Gece yarısı kalkacak gelip. Benim müdürüm gece yarısı geliyor. Gece yarısı. Ve herhangi bir parça eksikse nasıl getiriyor biliyor musun? Uçakla hemen. Kendisi gitmiyor. İstanbul'u arıyor. Adam buluyor. Anında ilk uçakla parça geliyor. Öğlene doğru da jeneratör tamir ediliyor. Bitti. Tamam işte. Sonra diyor ki yakıtı diyor temin edemedik. Talep şof olduğu <laughs> için yakıt çok kullanıldı. <laughs> ve depoların dibine çökmüş olan yakıtı kullandık, yani, kullandık. Bu nedenle diyor çok duman, duman çıkıyor. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi? Sen yaza giriyorsun. Şimdi eskiden kış aylarındaydı en yüksek tabii peak zamanı. Şimdi insanlar biraz varlıklara neyse zenginleştiler. Herkes havalar da daha kötü, yaşam tarzları değişti, C şeyler, primalar daha çok çalışıyor. Dolayısıyla peak zamanları işte Temmuz Ağustos falan. Sen bunu biliyorsun. Depolarını doldursana yani nasıl olur yola çıktınız yani Mavose'ye ya gitmek ama, için. Ama Arabanın benzini bir bitti. niye yani ya, yavuş? Kıbrıs, Kıbrıs, halkından buna hiçbir tepki gelmez. Tamam, gelmez. O Daha ayrı bir şey. Ayrı bir şey gelmez. Şikayet ederler ama hiçbir tepki göstermez. Onun, onun da yolunu bulduk Besim Bey. onun da yolunu bulduk. şey yapamazsınız. Mesela Kıbrıs'taki yapamaz. yönetene sen bunu engelleyen sendikada işte şey sahibi olan, makam sahibi olan ama Diyelim ki aslında normalde Kıptak'ın bir çalışanıdır o. Ee, aynı zamanda. Evet, evet. Onlara falan veya mesela tepki göstereceğimize. Mesela her şeyden örneğin başbakanın sorumluluğu elektrikler kesildi sen var et. Şimdi şu oldu sen istifade et. Zaten gidin bir başbakan bulun ki <laughs> tamam mı? Her şeyi böyle kendi kendine yapsın bakayım. Yani memurun katkısı yok. Bürokratın katkısı yok. Mühendisin katkısı yok. Ama sizin halkına <laughs> ona şey buluyor. Bak mesela 4 sene evvel arızaya giren şey yeni tamir edildi diyor. Sormaz mısın? Ulan niye zamanında bunu tamir etmedin? Böyle bir sorgu yok. Böyle bir sorgu yaparsan senin sendikaya dokunur. Sendikacıyı çekeceksin. Ulan niye bunu zamanında tamir etmedin? Sana bu kadar maaş veriyorum. Diyen var mı? Diyemezler abi. Hepiniz sendikadan korkuyorsunuz. Neyse ben unutmam sendikacını. Beni bütün sevmezler. partiler de. korkuyor. CTP'de de korkuyor. UVP'de korkuyor. <laughs> İnanılır gibi değil ya. Hep söylüyorum memurun sendikası olur mu ya? Ya memurun sendikası olur mu ya? Kamu görevine giriyorsun. Neyin eylemi, Neyin grevi? Sen bu memuriyete girmek en için... En iyi maaşı alıyorsun. Kıçını işte yıkmışsın. 6 ay bakanın, başbakanın peşinde dolaşmış baban. Benim oğlumu işe al, benim oğlumu işe al. Neden? Çünkü bir otelde işe almaya kalksan hakaret kabul eder, döver seni. Adama desen ki oğlum gel, sen otelde çalışsın demek ulan benim oğlum derdi. Üniversite bitirdi derdi. Bir de dayak yersin. Şimdi kıçından dolaştılar. Sonra da çocuk memur oluyor. Oldu tamam mı? Bir ay sonra aynı çocuk kardeşim. En azılı şey çıkıyor ya. Sendikacı ve kamu düşmanı çıkıyor. Ulan kamu, kamu görevlisi sen be. Neyse. Sonra bunları idare edeceksiniz artık. Hepiniz memur olun. Sen niye memur olmadın be kardeşim? <laughs> Ben öğretmen koleji sınavına girdiydim. Ankara'daki üniversite. Ya, burada memur olurdun işte. Evet dakika. Müsteşarlık, müsteşarlık yaptın. E, ben dıştan müsteşarlık yaptım. Yani hani özlük hakları bakımından soruyorsanız benim sigortam yaptı. Sizin yanınızda çalışırım gibi. iki yıl müsteşarlık yaptım. E, sigortam yaptı. Çıktım. Sonra gittim. Dört yılda Cumhurbaşkanlığı sözcüğü. Kadroya yaptım. girmedin yani. Tabii ki. Ben memur olmadım. Ben memur değilim. Niye memur olmadın? E, e anlatmaya çalışıyorum. Öğretmen e, olmak istedim. Yani e, o zaman 23-24 yaşındaydım. Sonra Sınavdan... peki Cumhurbaşkanı şeyken memur olsaydın kadroya girseydin. E, yani onun bazı kuralları var tabii. Ne kuralları var abi? Sen üniversite bitirmiş, kültürlü bir adamsın. Bu kadar önemli görevlerde bulunmuşsun. Devlet memuru olmamışsın. Peki sen bu rum arazilerinden eşdeğer dümeniyle bir şey kaptın mı? Şimdi babam rahmetlik güneyde bıraktığımız tarlaların karşılığını aldı. Ne aldı mesela? Tarla aldı Akova'da. Başka yerde bir şey bulamadı mı? <laughs> Şimdi ben bir ara uyandım. 88'de falan yani 1988'de e, askerden yeni çıkmıştım. Ve dedim ki e, babam da böyle devlet dairelerine gitmeyi sevmediği için bir tecebbeli vardı. Onu imzalamamıştı. Yani hep, şunu şöyle anlayın siz yani almayı vermeyi Güneyde bunu bıraktım feragat ediyorsunuz çünkü devlete evet. karşı Kuzeyde imzalamamış formaliteler bitmemişti. Dedim ki gittim şeye bildiğiniz arkadaşlar vardı o zaman İskender Dairesinde böyle orta düzeyde memur Ahmet Uzun mesela bunların şefiydi. Bildiğiniz bizim daha sonra Maliye Bakanı olan arkadaşımız başka arkadaşlar da hepsi bunlar toplandılar ben gelince bana yardım edecekler tamam mı? Baktılar yapamayız dediler. Çünkü baba motarlaları işte 88 olduğuna göre 10-15 senedir işte 75'ten beri kullanıyordu. Ekiyordu, biçiyordu. Hayvanlarımız vardı onlara yem işte ha Olmaz dedi bunları geri veremezsiniz. Ben çünkü şey demiştim ya biz bunları istemiyoruz kardeşim. Bize puanlarımızı geri verin yani o güneyde. İyi bir yer alamadınız yani. Aa, ve ben belki e, dağda bayırda gibi görülse bile çünkü gözüm açılmıştı dedim ya ama biraz genç açıldığı için yani işte o zaman ya. 30 32 yaşına gelmiştim yani gördüm bir an bu işte çırak çıkmışsın. Ha. Şey de öyle ben Reşat'a soruyorum. Ya e diyorum niye bir şey almadın ya? Suratıma bakıyor. Biz o sırada şöyle yapıyorduk tabii. Bir de Suha da öyle. Oğlum niye bir şey almadınız ya? Herkes bir şey almış. Bir Avanta En güzel yerine Reşat Bey zaten göçmen çocuğu mu bilmiyorum. O laf kuşalı. Onun de, da ama. puanı vardır. Bir şey vardır abi Puan olmayan. Ama Suha Bey BAF tarafından yetişirdi. O bilmem. Dolayısıyla böyle yani. Ama şimdi ben bunu hiç dert etmedim. Yani kişisel olarak dert etmediğim gibi... ...çoğu zaman şikayetleri de... hep söylediğim bir Şimdi şey var. Sizin bazı... Her savaştan sonra böyle bir şey olur. Yani dedim ki düşünün... ...Balkan Savaşları... ...Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Harbi falan... ...yani bu bölgede herkes yer değişti. Ya ona bakarsan bütün adalarda oldu. Yani Üstleri ne yapalım? Türklerin malına çöktü. Rumların yani, Rodos'ta, Rumların Girit'te... ...şurada burada İkler'de... ...tüm Türk mallarının üstüne çöktüler. Ama bu arada... ...sizin burada büyük mal alan zenginleriniz veya zengin olmayanınız bir kısmı da güneydekini el altından satmıştır muhakkak ki. Evet. güneyde çok... Şili değil. Burada benim güneyde malım var diye malı alır. Güneydeki malı da satar. Ben o ayrı hiç onun dışında e, tanık olmadım. Güneyde satılan. Onun dışında bir şey söyleyeyim. Bu taşınmaz mal komisyonu şeyinde Türkiye dedi ki: "Ya bu rum mallarını alanlar eğer satarlarsa fiyat farkı olursa sadece %20'lik bir pay ödesinler diye çok haklıydı o gerekli çok bir şeydi. peki herkes niye karşı çıktı buna herkes karşı çıktı herkes çıktı o arazi alanların hepsi halen bana diyorlar ki ben niye para ödeyeceğim ya? diyor, ben evet, diyor aklısın, güneydeki malımın karşılığında aldım bunu diyor ya kardeşim senden devlet para istemiyor ileride satarsan değer artışından sadece yüzde %20 istiyor Besim ben daha kolay da izah edebilirim zaten siz e, Çünkü anlatamıyorum Ama siz salihli anlayacaksınız Ve arkadaşlar zaten malınız Eşdeğer iken 10 liraysa Taşınmaz mal komisyonundan Geçtikten sonra ol, tabii. Bu zaten kendiliğinden 20 lira Olacak bravo, arkadaşlar bravo, tabii. Yani siz diyorsunuz ki ben güneyde Bıraktığım mala karşılık bu eşdeğere Aldım tamam Bu cümlede bir haklılık payın var ama bir Kıbrıs sorunu diye bir şey var. Bizim ışımızda gelişiyor güzel. bu. Zaten bu taşınmaz mal komisyonu çalışırsa bu eş değer mallarımız, bizim mallarımız değer kazanacak. Değer kazanacak. Çok neden daha neden de... itiraz evet. ediyorsun? Niye itiraz ediyorsun? Dilinin altında olan Niye? şudur. Türkiye ödesi. Türkiye ödesi. Aynen. Dilinin ki, altında diyor olan ki, budur. Diyor ki bilmem kimin mahkemesi oldu ya. Onu Türkiye ödedi ya, Oramsın başka bir şey bir karı vardı onun şeyi. Evet, Loizudu. Loizudu'yu da Türkiye ödedi ya. ya ama gayet o, rahat ilk, abi, o pilot size, bir davaydı, ne yapacaktı da, insanlar? Aynen. Yani belediye bütün edeceğim. hepsini ödeyecek ya mi? Sen, aynı bu şeye benziyor. Senin arazin var, belediye diyor ki sana 10 kat veriyorum ama 3 metre çekeceksin geriye diyor. E gelip yanımda 10 kat mı isteyecek? Hayır dinledim. 3 metre geriye çekeceksin itiraz edebilir misin? Onun sayesinde 10 kat alıyorsun. Aynı Tabii. şey senin değerin artıyor Bunları ve sen bunu ben. hemen ödemiyorsun. Evet İleride mesela, ben çok iyi biliyorum. Satarsan ancak... Son Sonra kısım... bir ara tartışmalar içerisinde hatırlıyorum Kaya Türkmen burada büyük elçiyken benim arkadaşım olduğu için biz akşamları buluşuyorduk katılıyorduk. Kaya'ya dedim ki önerdik Kaya. Kaya buna bir alt limit koyalım. Örnek... Yani köyde adamın bir ev almış eşlerine meşlerine yani şu ya olur, olur. Şey o zaman aklımızda aklımızdaki rakam çünkü olmadığı için şimdi daha yükselebilir 50 bin isterlindi yani 50 bin ne kadar varsa bir değer ondan bir şey istemez ondan bir şey almayacak zaten bu insanların çoğunun köyde ev almış şu almış bu almış olan o zaman yani 2012-13 gibiydi Şimdi bunu 100.000 bin isterlin yapabilirsin. O kadar. Kimin zaten yüz bin isterlinlik evi var, malı var da, yani bana bir ev yalnız, verdi devlet. Yalnız burada, da vergi alacak. burada sizin şeyiniz var ya, büyük aileler var burada, bazı ağır aileler. Çok mal toplayan insanlar evet, çok. var. O mallara, Onlar da kendi o mallara çökmüşler. çökmüşler. Tamamdır. Ve bu mal tazmin komisyonunun çalışmasını istemiyorlar. Ama Besim Bey, dünyadaki en büyük problem en büyük problem bütün dünyada insanlık tarihinde kendi çıkarının nerede olduğunu anlamamasıdır. Onların da çıkarınadır bu. Evet niye anlamıyorlar? Yani ya? ne bileyim yani 100 dönüm tarla yani benim ailemin aşağı yukarı 150-200 dönüm tarlası zaten kıymeti artsa ne artmasa adam gitmiş 10 bin dönüm mal sahibi evet. toplamış. toplamış parası vardı nakit bakıldı sen... Biliyor musun ne olacak bunlar Türkleşse? Zaten 10 bin Tabii. birden bile Türkleşmeyecek ki. Yahut da neyse taşınmalı. Ama sizin politikacıların da bundan etkilenmesi komik. O kadar korkuyorlar ki iki tane büyük Kıbrıs aile dedin mi hemen, hemen, hemen Bir ara ne oldu biliyor musunuz? Yani şimdi e, bir ara şunun üstünde çalışıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı görevlileri Türkiye İş Bankası'yla konuştular. Bu iş çalışsın diye. Ve şöyle bir şey vardı, neticelemedi. Yok yani. yok, kredi yani iş bankası onu ödeyecekti. Mesela sizin bir araziniz var, tutuyorsunuz, geldi eski mal sahibi, dedi ki ben bunu istiyorum falan filan. Sizin ödemeniz gereken kısmı diyelim yüzde 20 dediniz ya, yüzde evet. 20. İş bankası ödedi komisyona, komisyonda başka gelirleri de olacaktı komisyonun, komisyonda ödedi Ruma. Bu malın %20'si hisse olarak geçecek bankaya satılırsa bu mal yok banka be. parası ne olacak? Ne güzel. Yok, bu, 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 bu yani bunun çünkü güçlü bir banka. Ben olması sana mi? mal tazmin komisyonunu kurmak büyük başarıdır. Yani bunun için besin Bey hiçbir zaman dünya Belki de birkaç milyar. Bak dünya hukukunda böyle bir istisna yok. Evet. Mal tazmin komisyonunu niye kurdu Avrupa biliyor musun? Anlam planına biz evet dedik. Rumlar hayır dedi de onları Avrupa Birliği'ne alınca utandılar. Bir de utandıkları için dediler ki bu zavallı Türklere de bir kıyak geçelim dediler. Bu Bunun psikolojisi bu. İşte 2004'te şey oldu. Bu da 2010'da kabul edildi veya 2009'da. O arada çok daha önce. Neyse. Mal tazmin oldu. komisyonu 2010'da veya 2009'da. Evet, evet. Şimdi bu Aa, olaydan sonra neyse. Avrupa'da hava şuna döndü. Ya biz bu Türklere bir yardım yapalım. İşte o sayede bu mal tarzı. Fakat biz bundan istifade edemedik. Mal tazmin komisyonuna Rumlar şiddetle itiraz etmediler mi? E şimdi bir ay bir sonra dakika, etmediler mi? Ettiler. Peki kuzeydekilerin aklı çalışmıyor mu? Ulan bu Rumlar buna itiraz ettiler. Demek ki bu bizim lehimize bir şeydir diye düşünmediler mi? E zaten Rumlar hala daha çalışıyor buna bunu geçersiz hale geçersiz Peki Kıbrıslıların aklı ermiyor mu? Ulan Rumlar bizim aleyhimize çalışıyor düzeltelim kendimizi diye. Hayır Türkiye bir şey düşünsün. Ödesin paraları. Ona geliyor. Ben olsam, Biraz ben, önce... ben olsam bütün sizin büyük mal alan şeyleri toplarım. 50-100 kişiyi. Hemen hepsinden imza alırım zorla. Ha, konmuşlar avantaya. Peki başka bir şey sorayım sana. Sizin burada bankalar battı. Bankaların paralarını Türk devleti ödedi. Evet. Onun yer bankası batanlar bazı arazileri marazileri verdiler. Onlardan hangisi satılıp para geri gitti Türkiye'ye? Hiçbiri gitmedi. Hala duruyor. Ne alan tabii iş ya bu. He? O şey e, e, tasarruf mevduatı sigorta fonu o paraları topluyor. Topluyor. Emin Toplu. misin? <laughs> e, topluyor çünkü benim de bankaya borcum vardı ödedim tasarruf mevduatı sigorta fonuna ödedim. Değil yok. Hakikaten felaket avantajlığa alışmış. Sizin bir kesiminiz tabii. Yani hepsi değil. Burada bundan istifade tamam. ama şimdi, belli bir kesiminiz yani bizim aydınlarımızın dedi. arasında yani benim gibi yani Türkiye'nin yardımlarının veyahut da bu müdahalelerinin Kıbrıs'ı Türkleri hem itibarsızlaştırdığını hem yani aslında bu devletin yani neyse bu Kakatece Devleti yani ille devletçi olduğumdan değil bu bir yönetim de olabilirdi. Biz e, yani TMT idaresi altında daha çok fedakarlık tabii, yapıyorduk tabii, tabii, tabii. Ee, kendimizden. Öyle. Ben en çok şehitlere üzülüyorum. Ben... Sizin burada Yani fedakar bir toplumdu. Evet. çok Şimdi fedakar, bir bir çok fedakar. Yani nasıl nasıl bu kadar da, nasıl dönüş? Nasıl bu kadar hızlı dönüşebildiniz ya? Ben söylüyorum şey, bu ben e, bu 20 Temmuz vesilesiyle Türkiye'de o Ekonomi Diplomatik diye bir gazete yayınlıyor arkadaşlar oraya bir yazı yazmıştım. Biraz uzun da olmuştu. İşte 50. yılı her şey Türkiye'ye gelsin diye yapıldı ondan sonraki her şeyde Türkiye buradadır diye oldu. Bu bir böyle. millet nasıl bu kadar çabuk değişebilir ya? Çabuk Gerçi hepsi değişiyor. için söylemiyor. Bu, bu avantadan istifade etmeyen çok insan var. Ama bu avantadan bu kadar istifade eden adamın bunu görememesi yani kimse senden bir şey istemiyor ya. İleride satarsan Değer evet. artışı Ziyade. %20'si yüzde yirmisi diyor. Tamam de Türkiye'den fon gelsin. Türkiye'de diyor ki sen bunu yapmazsan fon yollamam diyor. Evet. Ve o zaman Türkiye'de para vardı. Şimdiki gibi değildi. Bak bundan buradan on sene evvel başka sene şey. evvel Türkiye'de e, döviz de vardı. Yani mesela İş Bankası gibi bir banka bu işe tabii görev sayarak bunu 3-4 milyar dolar ayıracaktı. Zaten bu iş bitecekti. Yani anladınız mı? Ama sonuç itibariyle Ben size Arap getireceğim Arap. Bir toplumun veya halkın fark ben etmez. Ben size e, cahil Arap getireceğim e, Dubai'den. Ama cahillik okul yok, yok, yok. alakalı değil. Sizin çok cahil bilginiz cahil olsun. Bir konu yüya deneyini bitirelim isterseniz. ilerlemesinde e, bazı faktörler var. Bir bilgi e kontrolünde tutan İki parayı kontrolünde tutan. Bu iki unsur uyumlu bir şekilde bir e, o toplumun ileri gitmesini isterse gider. Yani buna mesela aydınlanmış krallar olurdu o toplumlar bakıyorsun o Kralın yaşam süresi içerisinde e, şey yapar yani e, e, kademe değiştirir gibi level atlar gibi bir şey olur. E burada bilgiye önem veren yok şey yapan, yani gücü elinde tutanlar. Yok hepsi cin gibi ya. Kıbrıslılar çok akıllı. Evet, ya avanta peşinde yoksa çok akıllı. E tamam. Evet. O akıllılık tamam. değil. O, akıllı, akıllılık, akıllılık. Sen dalga mı geçiyorsun? Cin gibi hepsi. Neyse kolay gelsin. Cin gibi. Evet, Yok ama bütün Kıbrıslıları bu şeye koymuyorum ben. Bunlar azınlık aslında. Yani büyük arazileri kapmışlar ama azınlık. Almayan çok insan var. E, tamam zaten ama çok sahibi şu bu falan ondan ama, beklemezsin ama, kişi. Ama Kıbrıs meselesinde bunu işletememek bu taşınmaz mal komisyonunu Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin çok aleyhine oldu. Çok aleyhine oldu. Neyse. Bak şimdiki o şey olmazdı. Zavallı İsrailli, İzmirli bir Yahudi yani orada güneyde evet. Bence zaten onlar kazanacak günün sonunda ama adam hapiste o yaşında. Yazık. yazık. Yani Yaptığı şey Rum tarafının hukuki değil. Hukuki değil ama içeride bırakmıyorlar. Tamam. İşte o da bizim zamanında vesaire yapmadığımız işlerin neticesidir adamın başına gelen. Evet çok teşekkür ediyorum. Tirelim mi? Size sorayım. Tabii bitirelim. Düzeltemeyiz. <laughs> evet. Oo, düzelmez. düzelmez. Değerli izleyenler bugün de çok konuştuk. Ama dünyayı Kıbrıs'ı veya Türkiye'yi düzeltemeyeceğimizin farkındayız diyor Besim Bey. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Besim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Onun adına da size çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.